Dünya üstünde milyarlarca insanlar yaşamaktadır. Dünden bugüne kadar birçok kimseler büyülerle ve simyalarla uğraşmışlardır. Büyülerin varlıkları kadim zamanlardan günümüze kadar hala varlığını sürdürmektedir. Bizler her ne kadar maddesel varlıkmış gibi görünsek de bizim bedenlerimizi ya da ruhlarımızı yöneten bir enerjidir. Bu enerjileri de yönlendirmenin yöntemleri bulunmaktadır. Antik çağlardan günümüze kadar sürülebilen birçok büyü çeşitlerinden bir tanesi de bizlere karşı, bizim uzaklaştığını düşündüğümüz insanlara karşı yapılan büyülerdir. Bu enerjilerin tekrardan yönlendirilmesi ve yoldan çıktığını düşündüğünüz insanların tekrardan aynı yola çekip aynı raya oturturma çabasıdır. Bu videonun içerisinde bir aşk bağlama büyüsünün hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Dünya üstünde milyonlarca aşk bağlama büyüleri vardır. Birçok büyü çeşitlerinin arasında da insanlığın en çok araştırdığı ve deneme yaptığı büyüler arasında olan aşk ve bağlama büyüleri günümüzde bile hala çok popülerliğini korumakta. Birçok malzemeler, materyaller sayesinde insanları kendinize aşık ettirme çabasına giriyor olabilirsiniz. Sizler için de en kolay ve en basit şekliyle aşk bağlama büyülerinin yolları nelerdir? Bu videonun içerisinde bunun hakkında bilgi vereceğiz. Belki de bir aşk vefki yapacağız sizlerle. Hazırsanız hızlı bir şekilde videoya başlayalım. Herkese yeniden merhaba değerli dostlar. Eğer bu tür içerikler sizlerin de hoşuna gidiyorsa mutlaka kanalıma bir göz atıp özellikle de kanala abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü ilgini çekebileceğini düşündüğüm birçok büyü çeşitleri ile alakalı birçok videolar bulunmakta. Şimdi hazırsanız kaldığımız yerden devam edelim. Size bir soru yöneltmek istiyorum. Aşk nedir? Sevgi nedir? Acı nedir? Keder nedir? Bunların cevabını yorumlar kısmında bana yazarsanız sevinirim. Eğer siz de bir insana karşı aşk, sevgi, ihtiras, şehvet duyuyorsanız ve karşı tarafın size bu hisleri veremediğini görüyorsanız sevgi vefki, aşk vefki yapabileceğiniz anlamda gelmektedir. Fakat ince bir çizgi var. Sadece beraberlik yaşayıp ayrılıklar başladıktan sonra bu büyüleri ya da bu vefkleri yapabilirsiniz. Dolayısıyla sizin platonik olduğunuz, sizin sadece sevdiğiniz ve sizi tanımayan bir insana karşı yapılabilecek bir vefk bu vefk değildir. O başka bir konu, onun hakkında yine videolar gelecek. Ama senin değerli gördüğün insanlara karşı yapabileceğin, seni sevmeyi bıraktığını, seni yarı yolda bıraktığını düşündüğün insanlara karşı yapabileceğin bir vefkten bahsediyorum. İşte o video bu video olabilir. Belki şimdiye kadar birçok büyüler denedin, belki vefkler denedin, belki de rukyeler denedin ya da başka insanlara gidip derdine çare aradın, belki de büyüler yaptırdın. Ama hiçbirisi sonuç vermedi. Bir de bu videodakini dene. Bakın, büyülerin yapılışları çok farklı olsa da, materyalleri çok farklı olsa da, birçok büyüler denemiş olsan da, belki de senin yapmış olduğun ya da yaptırmış olduğun büyü o insana aynı ilaç tesiri görmüyordur. Onun ilacı belki bu videodaki büyüdür. O yüzden asla vazgeçin demem. Mutlaka birisi olmuyorsa bir tanesini tekrardan denemelisin. Doğru büyüyü, doğru tesir edebilecek enerjiyi ona yönlendirebilene kadar asla vazgeçmeyin. Çünkü sevgiler kadimdir ve özeldir. Benden size tavsiye. Bir vefki gerçekleştirebilmek için vefklerin günleri, saatleri ya da ayları bile olabilir. Siz hangi vefki hangi gün içerisinde ve hangi saat içerisinde gerçekleştirme planınız var? Öncelikle onu bilmelisiniz. Eğer aşk bağlama ya da geri getirme ya da hali hazırda hala bir sevgilin var fakat sana karşı soğukluk hissettiriyor. Sana karşı sevgisinin azaldığını görebiliyorsun ve bir çare arıyorsun ve mutlaka buna karşı bu soğukluğu giderebilmek için bir vefki arıyorsun. Bu sefer senin yapman gereken bazı vefkler var. Eğer ayrılmadıysanız, ayrıldıysanız o büyüler başka şeyler. Ayrılmadıysanız, soğukluk varsa ve inançsızlıklar varsa, birbirinize karşı sen seviyorsun ama ondan aynı değeri göremediğini düşünüyorsan, o zaman yapman gereken bir şey var. Bunlardan bir tanesi de belli bir saatlerde, belli günlerde, belli tılsımlar, belli sözcükler var. Size o kadar basit tılsımlar, o kadar basit sözcükler vereceğim ki bu basit, kolay, sizlerin de evinde bulunabilecek bir kalemle, bir kağıtla yapılabilecek duamsı vefkler vereceğim. Bu vefkleri ya da bu tılsımları alacaksınız. Benim size söylemiş olduğum gibi evinizin sağına soluna, köşesine, yatağınıza, oraya buraya koyacaksınız. Size karşı soğuk davranan insanın enerjisini yükselterek tekrardan senin o ilk günlerdeki haz ettiğin, sevmiş olduğun duyguları tekrardan onun da hissetmesine neden olduracaksın. Bu biraz zorlamacı bir olay ama senin değerlin sana aynı şekilde değer vermiyorsa bazen bu tür minik şeyler yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani bu benim düşüncem, siz ne, hangi kanaatesiniz bilmiyorum. Neyse, tabii bunlar farklı, bunlar tartışmalara açık. İsterseniz dediğim gibi yorumlarda yazabilirsiniz. Evet, aşk bağlama, geri getirme büyüleri iradelerine el koyulan insanların iradelerini ve düşüncelerini değiştirebildiğimiz büyüler ya da vefkler ya da enerjilerin yönlendirilmeleridir. Tamam.
bu konuda biraz bencillik yapacağız. Ben seviyorum, onun da beni sevdiğini düşünüyorum. Fakat az sevdiğini düşünüyorum ama benim gibi çok fazla sevmesini, bana değer vermesini istiyorum. Yani burada art bir niyet, kötü bir niyet yok. Dolayısıyla da sen bu vefki yaparsan mutlaka senin kadar değerli olabilecek, seni değerli göstertebilecek, seni yüceltebilecek ve kalbinin en güzel tarafına seni yerleştirebilecek bir vefk. Hazırsanız kağıt kalemi aldık. Benim size vereceğim sayfalardaki tılsımları, çizgileri siz de aynı şekilde alın ve yapın. Çok basit, minnacık, kolay şeyler. Evet, şimdi size püf bir nokta söyleyeceğim. Peki biz bu vefki hazırlayacağız. Peki bunun gününü, saatini nasıl anlayacağız? Çünkü işte birisi bir ay önce belki soğukluk girdiğini düşünebilir. Bir tanesi bir hafta oldu soğukluk girdiğini düşünebilir. Ya da bir hafta oldu ya da bir ay oldu, beş ay oldu falan gibi düşün. Bakın, bu büyünün, yani bu vefkin size gününü ve saatini size kendinize buldurtturacağım. Şöyle düşün, sen bu adamın ya da bu kadının sana karşı soğumaya başladığı günden itibarını düşüneceksin. Örnek veriyorum, benim bir tane sevgilim var. Sevgilimle uzun yıllar beraber yaşadım fakat şu anda soğukluk başlamaya başladı. Ya da onun soğuk davranmaya başladığını ben hissettim. Ne zaman hissettim peki? İşte püf nokta burası. Bana karşı soğukluk hissettiğim gün 15 gün oldu mesela. 15 gün önce bu duyguyu sen hangi gün hissettin? 15 gün önce ben bunu perşembe günü şu saatte hissettim, bana karşı soğuk davrandığını ve benden uzaklaştığını şu saatlerde hissettim. Anladın mı? Dolayısıyla senin için yapman gereken bu vefk o gündür. Ben yine örnek vereyim sana. Mesela benim bir sevgilim var. Bana karşı soğuk duygularla, soğukluk hissettiriyor. Ne zaman hissettim? 3 gün önce. 3 gün önce şu saatte. Hangi gün? Çarşamba günü saat 3'te ben bunun bana karşı soğuk davrandığını ve soğuk hissettirdiğini gördüm. O gün anladım. İşte senin bu vefki yapacağın gün çarşamba günü saat 3'ten itibaren bunu yapacaksın. Gününü kendiniz belirleyeceksiniz. Anladınız mı? Çok basit bir şekilde bakın. Vefklerin yapılma günleri ve saatleri vardır. Bunların sebepleri de olayın zuhur ettiği saat ya da zuhur ettiği güne gitmelisin. Ya da sen soğukluğunu ya da senden ayrıldığı günü mutlaka biliyor olman gerekir. En azından bunu da bil yani bir zahmet. Çünkü seni bu adam ya da bu kadın seni ne zaman terk etti ya da bu adam sana karşı soğuk davrandığını sen ne zaman hissettin? Çünkü senin neler hissettiğin burada çok önemli. Zaten bu vefki yapmamızın sebebi şu. Onun ne hissettiği bizim için şu an önemli değil ki. Bizim hissettiğimiz bizim duygularımız ve bizim düşüncelerimiz. Onun duygularını şu anda ekart edip onun duygularına değer vermiyoruz. Niye? Çünkü biz şu anda bir vefk yapıyoruz. Bencillik yapacağız. Biraz bencillik yapacağız. Neden? Sevgimizi kurtarabilmek için bencillik yapacağız. Ak büyüler işte bu şekilde çıkıyor. Evet, birisinin iradesine el koyuyoruz ama yapacak pek de bir şey yok. Önemli olan sevgiler, aşklar, duygusallıklardır. Anladınız değil mi? Elbette ki vefklerin günlerini, saatlerini nasıl bulunduklarını biraz önce size öğretmiş oldum ve siz de inşallah iyi şekilde anladınız. Olayın zuhur ettiği günü hatırlayacaksın. O kadar basit. Hangi zamanda sen bunu ne şekilde hissettin? O günü hatırlıyorsan bunu yapabilirsin. Gelelim bunun uygulaması. Bunun uygulaması çok basit. Burada okumalar var ve bazı zikirler var. Bu zikirleri tamamlarken de uygulamaları doğru şekilde yapman gerekir. Bunların saatlerini, günlerini aldık, cebimize koyduk. Olayın asıl bundan sonraki yürütülmesi çok önemli. Sizler bazı kelimeleri yanlış bile söylüyor olsanız, doğru kelimeleri söyleyemiyor bile olsanız, sizin kalbinizden geçen ne ise, sizin fikrinizden geçen ne ise, içinizdeki niyet ne ise, hani biz bazen diyoruz ya ki niyet ettim Allah rızası için, ha işte o niyet bu niyet. Anladın mı? İşte o niyeti doğru şekilde sen ne istediğini, bakın vefklerde tek bir tane istek hakkın vardır. Bu adam bana karşı soğuk davranıyor. Ben bu adamın beni ilk günkü gibi sevmesini istiyorum. Niyet ettim bu. Sen bunun içerisine hem beni sevsin, bana aşık olsun, bana köpek olsun, bana şöyle yapsın, bana böyle yapsın. Hayır, işte yanlış nokta burası. Burasını yapamazsın. Bir vefkin içerisine bir tane istekle bulunabilirsin. Dolayısıyla da bir vefk sadece bir işi yapabilir. İkinci işi yapmaz, yapamaz. Yapmaya çabalar fakat sadece çabalar. Öyle beyhude beklemiş olursun. Dolayısıyla da ben bu adamın ya da bu kadının ya da bu sevdiceğimin tekrardan beni ilk günkü gibi sevmesini istiyorum. Bu kadar basit, bitti. İkinci bir ek paragraf koymayacaksın içine. İkinci ek bir seçenek koymayacaksın. Ha şunu yapabilirsin. Bu vefki istersen 10 defa hazırla. 10 defa hazırlayacağın zaman her birisi için ayrı niyetlerle, aynı sebepleri sunarak ayrı şekilde isteklerde bulunmalısın. Bir vefk yaptın. Evet, gününü fark ettik, saatini fark ettik. Bu vefki hazırladık. Öncelikle ben bunun tekrardan ilk günkü gibi aşık olmasını istiyorum. Bu bitti. Başka ne var konu? Bana karşı soğuk davranmaya başladı. Hangi gün fark ettim? Cumartesi fark ettim. Saat 5'te fark ettim ben bunu. O zaman
zaman cumartesi günü bu vevkin yine aynısını yapacaksın. Bu sefer de soğuk davranmasını götürtmek için bu sefer buna niyet edeceksin. Kısacık bir ara vermek istiyorum sadece açıklama babında. Sevgili dostlar, yorumların birçoklarını okumaya gayret sarf ediyorum. Yetişemediğim yorumlar olsa da yine de onlara da sonradan bakıyorum. Sizlerin atmış oldukları yorumlar, sormuş oldukları sorulara elimden geldiği kadar cevap vermelere çalışıyorum. Cevap veremediklerime de çok özür diliyorum. Çünkü tek başıma yetişemiyorum. Sizleri seviyorum. Sizler yorumlarda, bir sonraki gelecek videolarda sizlerin etkileri çok fazla. Bizler şu büyüleri çok merak ediyoruz. Şunu da bize öğretir misiniz demeniz benim için çok önemli. Sizler neler isterseniz ben bu videoları sizin isteklerinize göre hazırlıyorum. O yüzden hepsinin bir sırası olsa da sırasıyla yapmaya gayret sarf ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu vevklerin çalışma şekillerini, bu vevkler nasıl yol izler, neleri alırlar, neleri almazlar, bize hangi tür faydaları vardır ya da iki insanın bir araya gelişini hangi yolları izleyerek yaparlar? O sorulara da cevap verelim. Aklımızda soru işareti olmasın. Genellikle vevklerin yaptıkları olaylar şunlardır. Sizin kalbinizdeki hissettiğiniz duyguların aynısını alıp sizden götürüp onun da aynı şeyleri hissetmesine neden olur. Bunlar içinde tek bir şey gerekir. Enerjisel bağlantı. Bu enerjisel bağlantıları sağlayabilmek için de bu zikirler gerekir. Yani yönlendirmeler, raydan çıktığını düşündüğümüz bize soğuk davranan o sevgili adayımız ya da sevgilimiz tekrardan raya oturtulabilmesi için bu zikirler onu birazcık zorlamacılık yaparak tekrardan aynı yere çekmeye çabalamak için vardır. Peki en önemli sorulardan bir tanesi. Peki ben bu vevki yaptım. Yaptıktan sonra bana ne zaman sonuç verecektir? Ya da kaç gün içerisinde sonucunu görebilirim? İşte ikinci sorunun cevabı da şu şekilde. Vevkilerin günleri saatlerini bulmak bize aittir. Vevkileri hazırlamak yine bize aittir. Fakat vevkilerin, büyülerin ve diğerlerinin kendi iradelerinin olmaları sebebiyle büyüler ve vevkiler o aradaki olaylar ne olduğunu çözümledikleri zaman, problemlerin bitirilmesi için çabaladıkları zaman sana sonuç verirler. Buradaki önemli olan konu şu. Sizin aranızdaki mevzunun ne olduğunu sizler bilebilirsiniz. Dolayısıyla da bir vevk hazırlandıktan, başlatıldıktan sonra zikirleriniz çekildikten sonra vevk sizin aranızdaki problemin ne olduğunu öncelikle çözümlemesi gerekir. Çözümlemesini sağladıktan sonra size bir tane reçete yazması gerekir. Sunulması gereken ilacın ne olduğunu kendisi belirlemesi gerekir ki bunların her birisi bir süre demektir. Bu süreyi büyüler kendileri belirler. Yani hiçbir medyum, hiçbir büyü yapan kişi süresini belirleyemez. Fakat genellikle bu tür vevkler 7-21 ve 48 gün içerisinde sonuç verirler. Bakın 7-21 ve 48 gün içerisinde. Ama sen bu büyüyü yani bu vevki hazırladığında sana hangi gün sonuç vereceğini sen büyün ve aranızdaki problem ancak belirleyebilir ve çözümünü sizler bilebilirsiniz. Eğer aranızdaki problem çok fazla bir şey değilse ya da aradaki sıkıntılar çok fazla değilse sana hızlı sonuç verecektir. Ama arada çok fazla problemler var, çok fazla kişiler aramıza girdi ve bizim birbirimizden soğumamıza neden oldu ya da onun benden soğumasına neden oldu. Bu sefer araya çok fazla dert keder girdiyse vevk de aradaki problemleri çözmeye çalışır. Çalışırken de bir süre ister. Bu sürede o problemleri ne zamanki çözebilirse. O yüzden bu sorunun cevabı biraz yuvarlak olsa da bu aradaki problemlerle alakalı bir şeydir. Gününü ve saatini ne yazık ki hiç kimse bilemez. Biliyorum diyen kimse varsa unutmuyoruz ne diyoruz. Eğer bir insana bir vevk ya da büyü yaptırıyorsanız size 2 gün içerisinde getiriyorum, 3 gün içerisinde kapına getiriyorum diyorsa arkana bile bakmadan oradan kaç uzaklaş. Çünkü kandırılma potansiyelin var demektir. Sakın o tür şeylere girmeyin. Çünkü ardı parantez içinde hangi büyü olursa olsun, hangi vevk olursa olsun buradaki büyülerin, vevklerin, rukyelerin, dünya üstündeki en güçlü büyüleri de getirin bana. Gününü ve saatini o yapan kişi bilemez. Ama deneyimlerini sana aktarabilir. Daha öncesinde bu büyüler ya da vevkler yaptıysa bu kişi sana şunu söyleyebilir. Daha öncesinde senin arzu etmiş olduğun gibi işlemlerden daha önce çok kişilere ben yaptım. Şu kişilere bu kadar sonuç verdi. Şu kişilere bugün de verdi. Şu kişilere şu günde sonuç verdi. Şu kişilere de sonuç vermedi. Bunu aktarabilir. Fakat sana kesin olacak
yapılacak diyorsa bil ki o kişi doğru kişi değildir. Arkana bile bakmadan uzaklaş oradan. Farklı arayışlara gir ya da büyülerini kendin yap. Evet, büyü yapmak, vevk yapmak zahmetlidir, masraflıdır. Fakat gidip dolandırılmaktansa kendi başına çabala, en azından paranı kaptırmamış olursun. Bunu da ek bir bilgi olarak size vermek istiyorum. Çünkü neden? Bizim kanalımızda büyülerin, vevklerin, rukyelerin öğretilmeleri ile zaten de ilerliyor. Yoksa ki istediğiniz şeyleri, istediğiniz kişilere yaptırmakta özgür ve hürsünüzdür. Fakat ben bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama eğer basit, kolay büyüler yapabilecekseniz kendiniz yapmanız önemlidir. Başkalarına gidip benim için yapar mısın demene gerek yok. Hepimizin aklı var. Birazcık saksıyı çalıştıracağız dostlar, tamam mı? Sizleri seviyorum. Azarlamıyorum, yanlış olmasın. Sevgili dostlar, şimdi şunu da söyleyeyim. Bu bir canlı yayın olması sebebiyle bazı kelimeleri yanlış kullanabilirim. Bazı cümleleri yanlış ifade edebilirim. Fakat sizlerin beni anladığını düşündüğüm için ben böyle direkt bilmiş olduğum, öğrenmiş olduğum, öğretebileceğimi düşündüğüm şeyleri buradan size şak 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 diye söylemeye gayret sarf ediyorum. Umarım sizler de beni anlayabiliyorsunuzdur. Canlı yayınlarda böyle konuşabilmek bazen benim için çok zor olabiliyor. Önceden kayıt altına almış olduğum şeylerde konuşmak biraz daha kolay. En azından kesip, biçip, tekrar aynı şeyi seslendirmek mümkün. Ama bu bir canlı yayındır. O yüzden yanlış kelimeler kullanırsam affola. Önemli olan zaten benim yanlış kelimeler kullanmam değil burada. Sizin bu zevki doğru şekilde, doğru bir yol izleyerek, doğru adımlar yaparak sizin de yapıyor olabilmeniz ve öğrenebiliyor olmanız benim için önemli. Yoksa ki benim konuşma şeklime çok da takılı kalmayın derim. Hazır yeri gelmişken size bir şey daha ifade etmek ve size bir bilgi vermek istiyorum. Vevklerin çoğunlukları Farsça ve Arapça olur. Keşke Türkçe büyüler ya da vevkler olsa biz de Türkçe şekilde sizlere öğretiyor olabilsek. Fakat büyülerin çoğunlukları genellikle Orta Doğu coğrafyasından çıktığını düşündüğümüz ve öğrendiğimiz için ne yazık ki Farsça ve Arapça. Bu videoların içerisinde ben size zaten hem Farsçasını, Arapçasını, okunuşunu, söylenişini, ifadesini ya da Türkçesini zaten veriyorum. Sizler de alabilin diye. Alamıyorsanız da şurada bir topluluk kısmı var. Yani ya sağda solda siz bakarsınız oradan işte ya da ana sayfanın orada bir yerde. Bunları ben sayfalarını direkt indirebilin diye topluluk kısmında paylaşıyorum. Oradan alabilirsiniz. Ya da oradan alamayacaksınız. Bana ulaşmanın tek bir yolu var. Biliyorsunuz Facebook kanalımız var. Oradan beni arayabilirsiniz, yazabilirsiniz, benimle sohbet edebilirsiniz, bana soru sorabilirsiniz. Bir bilgi almak istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız yine Facebook kanalında. Bakın, büyülerin sırlarının tek bir tane Facebook kanalı var. Başka bir sosyal medyamız yok bizim, bunu da söyleyeyim. Başka bir sosyal medya platformumuz yok. Facebook dışında başka bir şeyimiz yok. Bana ulaşabilmek için Facebook arkadaşlar. Facebook'un linkini de açıklamalar kısmında bırakıyorum. O linki tıkladığınız zaman Facebook'a direkt bana aktaracak. Ondan sonra sorularınız varsa, önerileriniz varsa oradan bana yazabilir. Hatta oradan arayabilebilirsiniz. Bazen yorumlarda görüyorum. Hocam telefonunuzu bırakır mısınız? Hocam telefonu... Şeydi, bu arada ben hoca kelimesini de hiç sevmem. Çünkü Farsça'da, Arapça'da köle sahibi demek hoca. Hoç kelimesinden geliyor. Köle ve sahibi. Arkadaşlar, ben kimsenin sahibi değilim. Siz de kimsenin kölesi değilsiniz. O yüzden bana büyülerin sırları deyin. Yani ya deyin ki, yani kardeş deyin, abi deyin, dost deyin, ne bileyim içinizde ne geliyorsa, hitap etmek istiyorsanız en kolayı, kardeşim bana şu büyü hakkında bilgi verir misin diyeceksin. Bu kadar basit. Hocam kelimesini yok. Ben sevmiyorum. Siz de sevmeyin. Hocalar camide. İmamlara hoca denilir. Onlar da din eğitimleri veren kişilerdir. Onlar bizim için kıymetlidir. Ama bana hoca dememize gerek yok. Ben sadece büyü bilirim, simyan bilirim, sadece metafizik bilirim, öğrenirim, öğretirim. Size de bunu zorla öğreteceğim. Siz de öğreneceksiniz. Her biriniz büyüleri öğreneceksiniz. Bakın, büyüleri öğrenmek basittir, kolaydır. Büyüleri bilin, isteyen yapsın, isteyen yapmasın. Herkes büyü biliyor diye büyü yapacak anlamına gelmemelidir. Bunu da söyleyeyim. Büyüler günahtır, kötüdür, bilmem nedir. Büyüler günahsa, kötüyse adamın zaten ihtiyacı yoksa büyü yapmasın. Ben zorla gel büyü yap demiyorum ki. Çünkü bazen yorumlarda yazıyor. Hatta bazıları küfrediyor. Bazıları beni oradan, klavye delikanlıları vardır ya, böyle yazarlar delikanlılar. Sen şöylesin, ben böylesin falan filan. Kardeşler, büyülere ihtiyacınız varsa kullanın. Doğru şekilde, doğru materyalleriniz varsa büyüler sayesinde birçok yolu, birçok şeyleri aşabilirsiniz.
Akbiler vardır, kullanabilirsiniz. Size büyük faydası vardır. Zikirler vardır. Direkt sizi Tanrı ile birebir bağlantı kurmanıza neden olur. Belki kara büyüler vardır. Kullanabilirsiniz ki pek tavsiye etmem. Zor büyülerdendir. Büyüler sizlerin olaylarına göre şekillenir. Dolayısıyla da sizin için gününüzde ne gerekiyorsa o şekilde yapın ya da yapmayın. İhtiyacınız varsa kullanın. İhtiyacınız yoksa da sadece dinleyin, seyredin ve öğrenin. Öğrenmekten çekinmeyin. Yani koskoca dünyanın en güzel kitabı saydığımız Kur'an-ı Kerim'de bile ikra yazıyor. Oku ve öğren. Arkadaş öğren ama yapma değil mi yani? Eğer buradaki mevzuyu tam olarak sizler de anlayabilirsiniz, sizler de gerçekten de sevgi, aşk ya da geri getirme işlemlerini ya da vefklerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi sizin de ekranda görmüş olduğunuz gibi bunlar bir vefk. Aslında hepsi birbirine benzeyen, geri getirme, aşık etme, o aradaki soğuklukları bitirmek için çabalayan, sizin sevmek istediğiniz, sizi sevmesini istediğiniz kişiyi size doğru yol göstermesini ve onun enerjisini size doğru çekmesine sebep olan vefklerden bir tanesi. Bu ekrandaki görmüş olduğunuz kağıtların her birisini yine toplulukta size paylaşacağım ama bunların aslında her birisi birbiriyle aynı şeyler aslında. Orada 3-5 tane sayfayı fazla çok görmüş olabilirsiniz. Bunların hepsini yapacağız demenize gerek yok. Ben size siz geri getirme, aradaki soğukluğu bitirmek için ben sizin için bir tanesini zaten vereceğim. Onu da birazdan zaten hangi vevki okumamız, hangi vevki söylememiz, hangi zikri çekmemiz gerektiğini birazdan size ben sesli olarak da vereceğim. Ekrana da yazacağım. Oradan siz de alabilirsiniz. Zaten bu vevkin uygulamasının hangi gününün, hangi saatlerde, ne şekilde yapılması gerektiğini biraz önce size açıkladım. Siz de onu tam olarak tayin ettikten sonra mutlaka bunu deneyin ve görün. Çünkü aradaki soğuklukları bitirmek ve uzaklaşmasına engel olmak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Eğer o insanı kaybetmek istemiyorsanız ve sizden gitmesini istemiyorsanız mutlaka bu zikri, bu vefki mutlaka siz deneyiniz. Men yemliki yevmen kıyameti ya eyyuhel mutala bi ibni rabbi. Hesap gününün sahibi olan ey yüce olan sen. Rabbin izniyle. Bi adhan aqdujmin min bayni hadna al marlun al abarin ve hadna al salama. Bi ata al hubi al hubu. Onun izniyle aramızdaki bu soğuk mahluku aramızdan kaldır ve bize huzur ver. Aşk ve sevgi ver. Ben sizler için hem Arapçasını hem de Türkçe mealini sizler için söylemeye gayret sarf ettim. Siz de söylemeniz gereken bu kadarcık, kısacık bir vevk ve zikir. Bu bir zikir. Bunun hepsi tamamen şu kadarcık zaten. Sizlerin de söyleyebileceğini ve sizlerin de içtenlikle bunu okuduğunuzda mutlaka sevdiğiniz, sizden uzaklaştığını ve soğuduğunu düşündüğünüz insanın size karşı yaklaştığını bu zikri ve bu vevki yaparak siz de mutlaka kendinize yeniden çekebilir, kendinize yeniden yönlendirebilirsiniz. Bu tür zikirler, bu tür vevkler sizden uzaklaştığını ve soğuduğunu düşündüğünüz insanlara karşı yapabileceğiniz en masumane aşk bağlama ya da geri getirme büyülerin arasındadır. Ama unutmayın ki bunların her birisi bir vevk. Vevk de olsa unutmayın, önce Rabbinizden dileyeceksiniz. Çünkü zikirlerin çoğunlukları Rabbe yöneliktir. Senden uzaklaşması, senden soğuması birçok sebepleri olsa da yine isteyeceğiniz kişi vevklerde önce yukarısıyla irtibata geçeceksiniz dostlarım. Bunu bu şekilde sizler de hazırlarsanız o insanın hızlı bir şekilde size dönüşünün olacağını siz de fark edebilirsiniz ve sizler de bu şekilde yol almış olabilirsiniz. Ben çok fazla uzatmadan videonun sonuna doğru gelip videoyu sonlandıracağım. Fakat videoyu kapatmadan önce ilginizi çekebileceğini düşündüğüm birçok büyülerin yapılışları, vefklerin ve rukyelerin yapılışları ile alakalı uzun videolar kanalımın ana sayfasında mevcuttur. Sizin de ilginizi çekebileceğini düşündüğüm birçok videolar kanalımda var. İsterseniz oraya bir göz atıp sizlerin de işine yarayabileceğini düşündüğünüz birçok videoları oradan izleyip sizler kendiniz de bu tür büyüleri kendiniz öğrenebilir ve sizler de uygulayabilirsiniz. Büyülerin yapılışları ile alakalı en başından sonuna kadar her şeyi detaylı şekilde buradaki videolarda açıklıyorum sevgili dostlar. Sizler de o videolardan bir tanesinden hangisi gerekiyorsa onu açıp uygulamalı şekilde bizim ekranda yaptığımız gibi siz de uygularsanız mutlaka size güzel sonuçlar verebilir. Doğru yolu izlerseniz, doğru adımlar atarsanız bu ekrandaki gördüğünüz her şeyler size büyük fayda sağlayacaktır. Ve en önemlisi kanalı kapatmadan önce
Lütfen kanala abone olursanız sizler de büyümek bizim için büyük bir onurdur. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Lütfen kanala abone olun ve bildirimlerinizi açın ki bir sonraki gelecek videolardan haberdar olun. Bugünkü canlı yayınımız bu kadardı dostlar. Bir yandan size bir vevk vermeye çalıştım. Bir yandan da size bu vevk aşk bağlamalar nasıl yapılır? Kaç günde sonuçlar verebilir? Bizler bu vevki yaparsak bizim için nasıl faydalar sağlar? Bunları öğrettik ve aşk büyülerinin içerisindeki en basit şekliyle neler yapmalıyız? Hangi yolları izlemeliyiz? Bu videonun içerisinde bunu uzun uzun sizlere anlatmaya ve paylaşmaya çalıştım. Şimdilik esen kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Ama bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Benimle irtibata geçip beni aramak ya da bana yazmak isterseniz Facebook kanalının linkini aşağıda sizin için açıklamalara bırakıyorum. O linkten direkt Facebook kanalıma yönlendirilirsiniz. Direkt benimle sohbet edebilirsiniz. Sorularınız, görüşleriniz, bilgileriniz, neyiniz varsa oradan bana ulaşıp bana bilgi verebilirsiniz ya da bilgi alabilirsiniz. Esen kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.